Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreni gerçekleşti bugün. Yarınsa siyasetin eski gündemine kavuşması bekleniyor. Mecliste çalışmalar başlayacak. Grup toplantıları yapılacak. Zaten siyasetin yaz rehavetine kapıldığını iddia edemezdik. Ancak meclisin açılacak olması, grup toplantılarının yapılacak olması hasebiyle siyaset yeniden biraz daha hareketlenecek. Gündem biraz daha son dakikalarla dolu olabilir. Tabii doğrudan siyasette meclisin açılış resepsiyonunda verilen mesajları konuşmayı planlıyorduk. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden eğlencenin başkenti olarak adlandırabileceğimiz Las Vegas'tan gelen saldırı haberi tüm dünyanın konuştuğu haber. Haliyle doğrudan siyasette biz de Las Vegas'ta 58 kişinin hayatını kaybettiği o saldırıyı konuşacağız. Saldırıyı DAEŞ terör örgütü internet sitesi üzerinden üstlenmişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son açıklama, yetkililerin yaptığı son açıklama olayın DAEŞ'le ilgisi olmadığı yönünde. Bu bir propaganda mı? Bu saldırı kim tarafından ne amaçla gerçekleştirilmiş olabilir? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Elbette iç siyasete dair sorularımız da olacak. Meclis resepsiyonunda verilen fotoğraflar, yapılan açıklamalar, Kuzey Irak'ta gerçekleşen bağımsızlık referandumuna ilişkin söylemde bir yumuşama belirtisinden söz edebilir miyiz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'a gerçekleştireceği ziyaret de Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Akla gelen ilk sorular. Seslerin değil fikirlerin yükseldiği program Doğrudan Siyaset. Bu sezonda pazartesi akşamı alıştığınız yerde NTV'de. Peki kimler benimle birlikte? MDR Başkanı Faruk Acar. Faruk Bey hoş geldiniz. Evet. Milliyet yazarı Mehmet Tezkan. Mehmet Bey hoş geldiniz. Ve Ankara stüdyoda bizi bekliyor. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mustafa Bey sizinle başlayalım mı? Terör örgütü DAEŞ Las Vegas'ta evet. Gerçekleşen saldırıyı üstlendi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer saldırının terör örgütüyle ilgisi olmadığını söyledi. Bu bir propaganda hamlesi mi, ne dersiniz? Öyle görünüyor. Çünkü şüphelilerin, yani birisi ölü, diğeri de sağ ele geçirilen iki şüphelinin en azından şu ana kadar ortaya çıkan profiline baktığımız zaman bir DAEŞ izi görmüyoruz. DAEŞ muhtemelen yapamadığı eylemlerin acısını yahut üzerinden yapacağı propagandayı bu işin üzerinden çıkartmaya çalışmış. Ama en azından şimdilik bunun daha önce Amerika'da benzerlerini maalesef sıkça gördüğümüz, kimi okul saldırısı, kimi başka tür saldırılar da gördüğümüz, biraz bireysel silahlanmayla bağlantılı, biraz kişisel kin, öfke yahut bir takım milliyetçi düşüncelerle ya da hislerle işlenmiş cinayetlerin, katliamların bir benzeri gibi duruyor. Ama her ne olursa olsun sonuçta bir ülkenin, yüzlerce insanın ve bir ülkenin canını yakan, insanlığa dair duyarlı olan herkesin canını yakan bir katliam, herkesin başı sağ olsun diyelim. Mehmet Tezkan, size de sormak isterim aynı soruyu. DAEŞ örgütünün, belli ki DAEŞ terör örgütünün bir propaganda hamlesi bu. Mustafa Kartoğlu da işleyemedikleri cinayetlerin acısını çıkarmak istiyorlar minvalinde yorum yaptı. Zaten saldırganın profiline baktığımızda, yani öldürülen saldırganın profiline baktığımızda pek DAEŞ'le bağlantılı olabilecek bir profil gibi görünmüyordu açıkçası. Zaten Amerikan polisi de bu, hı hı, DAEŞ diyorsunuz, ben IŞİD diyorum. Hı hı. Herhalde Türkçesi IŞİD mi daha doğru bilmiyorum. Nedense bir ara DAEŞ diye bir şey deniyor ama DAEŞ'in karşılığı yok, yani onu da söyleyeyim. O uluslararası literatürdeki, yani uluslararası. Ama EEE falan İslam, hı hı, geçmesin diye böyle bir şey çıkartıldı, onu da bir not edeyim. Neyse ben IŞİD diyorum, fakat ben ilk gördüğüm zaman şöyle bir şeye düştüm. Yani bunu ilk uzmanı değilim, terör uzmanı falan da değilim. Şimdi adam yukarıda eline şey almış falan, bir bilgisayar oyunu aklıma geldi benim. Yani şimdi insanların bir kapıldığı bir şey var, bir bilgisayarda kıt ederseniz böyle oturuyorlar, adam öldürmece falan. Şimdi Amerika'da bu başka bir boyutlara da ulaştı. Yani insanlar artık bu toplumda, hani psikologların bileceği iş ama, mesela yaşamaktan sıkıldı, yıldı, oyunların büyüsüne kapıldı, oyunları gerçek hayata çevirmeye başladı gibi bir takım olaylarla karşı karşıyayız Amerika'da. Okula giriyor, tarıyor, gidiyor falan. O
onun için önemli olan hani ne yaptığı değil, niye kime ceza verdiği değil. Bir eylem planlıyor kafasında, bir dünya kuruyor bana göre. Ve orada kaç kişi öldürdüğü, kaç kişi yaraladığı, tıpkı bilgisayarda oynadığı bir oyun gibi. Şimdi çıkıyor 32. kata, bütün şarjörlerini alıyor. Böyle bir şey yok. Aşağıda insanlar var. İlk dakikalarda ne oldu bunu da anlamıyorlar zaten. Tabii kim? Herkes havai fişek mi diyor. Anlayamazsınız. Konsu tepeden şey yağıyor. Şimdi kurşun ya nedir falan derken insanlar tıkır tıkır orada düşüyor, müşüyor, kimi kaçıyor. Şimdi yaralı sayısı 58 galiba. Belki de 78 olacak, bilmiyoruz. Çok sayıda. Ölü sayısı pardon. 400'den fazla yaralı var. Şimdi bu yukarıdan bunu yapmak insanın bir kere akıl sağlığı yok demektir. İki, ya bu bir propaganda için hani yaparsın. Şimdi tamam, IŞİD eylemlerine baktığımız zaman bir mantığı var. Yani niye yaptığının. Mesela İstanbul'da, yani Türkiye'de yaptıklarına bakalım. Hep Türkiye'nin turizmini baltalamaya yönelik. Türkiye'nin geneline zarar vermeye. Sultanahmet Havaalanı, işte Taksim'de yaptıkları bütün eylemler. Reyna eylemi falan. İşte gel turistlere yönelik bir eylem. Bir mantığı vardı. Bir yere uluslararası imajını da zedeleyecek. Tabii. Bir yere oturtuyor. Şimdi bunu burada yapan bir adamı yukarıdan tarayarak bence orada o zevk alarak bana öyle geldi. Yani o hani bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi, bilgisayar oyununun hayata geçirmiş bir versiyonu olarak ilk bakışta algıladım. Ama şimdi tabii ki Amerika polis ne bulur, ne bağlantı bulur. Gerçi açıklamalarında da hiç bunun bağlantısı yok dedi. İlk bakınca benim tezim biraz daha doğruymuş gibi. Yani yaklaşım, bakışım öyle gözüküyor. Yaşı itibariyle bilgisayar oyununun etkisinde olabilir, kalabilecek. Olabilir. Ya psikolojik bozukluğu vardı. Bilmiyorsun ki. Tabii. Şimdi 18 yaşındaki çocuk gününün 20 saatini bilgisayar başına geçiyor. 40 yaşındaki adama bakıyorsun. Valla o da geçiriyor. Emekli ise 60 yaşındaki bir insanda 15-20 saatini artık öyle bir cazip olduk. İnsanlar onun başından televizyon gitti bir yere. Onun başına oturuyorlar. Bütün gün yanlarında kahve, onun şeyine kapılıyor ve o dünyanın içine giriyorlar. İşte öyle bir oyunlar var ki işte çocuklar kendini asıyor, kesiyor falan. O hale geldi o oyunlar. Gerçek hayattaymış gibi. Onu bir gün de deneyeyim diyor. Çünkü orada da insanlar öldürüyor bilgisayarda. Şimdi burada bana öyle geldi. Çünkü düzeni kuruyor. Şeylerini hazırlıyor. O ne bir heyecan. Artık adrenalin yükselmiş. İnsanlar aşağıda ve tarıyor. Onun için o hesabında kaç kişiyi hani bilgisayarda bir hamlede işte 4 dakikada şu kadar kişi vurdum. Bu canlıda da kaç kişiyi vurdum gibi bir eylem türü olarak bana öyle gözüktü. Ama bunun altında bir örgüt var mı yok mu? Amerika yok diyor. Ben de olduğunu zannetmiyorum yani. Bir çeşit sosyopat olduğu kesin. Yani öyle tabii ki bir yere kapılmış. Motivasyonunun ne olduğunu onu bir yerlerden öğrenmiş yani. Bir filmden mi öğrenmiş, bilgisayardan, oyundan mı öğrenmiş? Ama o düzenek kurup bir hayal gücü o. İnsanlar toplanacak konserde ve ben onları tarayacağım demek başka bir boyut. Size de nefret suçu gibi mi geliyor Faruk Bey? Yani ben de aslında acaba sadece ben mi böyle bir yorum yaptım diye gündüz saatlerinde izlerken, benim için de hemen bana çağrıştıran şey izlediğim bir dizi film var. Orada geçenlerin etkisinden kaynaklandığını, bu kadar rahatlık. Yani birazdan insan narkozu izliyorum bu arada. Orada gördüğüm şey sürekli can pazarı vesaire. Dolayısıyla o rahatlık. Yani insanlara bunları izletmenin de bir bedeli var aslında. Yani millette o rahatlığın, belki işte o sosyopatlığın gelişimini sağlayan bir sürece mi evriliyor? Ne oluyor bilmiyorum ama. Aslında suçun sıradanlaşmasına dair tabii, bir kamuoyu araştırması yapılsa bence çok enteresan sonuçlar çıkabilir. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla tabii burada kimin yaptığının hiçbir önemi yok. En nihayetinde her birimiz orada olabilirdik ya da olabiliriz. Nitekim Türkiye'nin 2016 yılını düşündüğünüzde bu hepimiz için bir yani attığımız adımda yaşadığımız psikolojik bir travma ve aynı zamanda onun tortularından kalan ve her an her yerde bir olayla karşılaşma ihtimalimizi, kaygıyı duymamızı sağlayan bir yıldı.
ha başka dünyanın değişik başka ülkelerinde de neler yaşandığını görüyoruz. İşte yani hani çivisi çıktı dünyanın diyebileceğimiz düzeyde her geçen gün biraz daha artırılan bir maalesef huzursuzluk ortamı söz konusu. Ben tabii bunu uzun zamandır yani işte hem kendi müşterilerime hem de zaman zaman cemiyetlerde arkadaşlarım ya sen işte birkaç yani bu işi yaptığın için nasıl bir öngörün var ya? Önümüzdeki 3-5 yıl için ne değerlendiriyorsun? Yani içinde bulunduğumuz şartlar, dünyanın değişik yerlerindeki yaşanan olaylar vesaire. Ben bir soğuk savaş dönemi yaşadığımızı düşünüyorum dünya olarak. Yani bir 3. Dünya Savaşı'na doğru dünya ilerliyor ve bu dönem soğuk savaş dönemi şeklinde farklı olaylarla karşımıza geliyor. Bunu peki nasıl normalleştirerek söylüyorum? Ama gerçek bu. Yani inandığım şey bu. Dolayısıyla dünyanın her yerinde. İşte biz Kuzey Irak'taki referandumu tartışırken hafta sonu İspanya'daki yaşanan Katalanların referandumuna ilişkin nelerin, nasıl görüntülerin olduğu, bugün Las Vegas'taki yaşanan durum derken yani her an artık 24 saat değil, anlık, saatlik değişen gündemlere evrilmiş durumda. Tabii dediğim gibi yok DAEŞ'miş, ISIS'miş, DAEŞ'miş, IŞİD'miş neyse bunun adı. Ne olduğunun bir önemi olmadan, kim olduğunun bir önemi olmadan, orada ölenlerin de kim olduğundan bağımsız olarak insaniyet namına tabii biz de burada başı sağ olsun diyoruz. Hem ülke olarak hem de yakınlarına başsağlığı. Şey ekleyebilir miyim? Dedi Faruk Bey'in şey bu dizilerin son dönemde bakıyorum dizilerde ya sürekli millet birbirini öldürüyor. Tabii ondan bahsediyorum. Ve bu insanlar da hani o sonunda bir film diyeceksiniz bir dizi. Ama insanlar bunun etkisine çok kapılıyorlar. Ve bakıyorum sokakta da insanlar patır kütür birbirini öldürüyor. Tabii. En küçük şey de ona bıçağı sokuyor onu vuruyor. Ya bakıyorsun dizide olanlar. Gerçek hayatta da gazetelerde, televizyonlarda, haberlerde karşımıza çıkmaya başladı. Evet. Yani insanlar o hem bilgisayarının hem o dizideki o çok kolay birbirini öldürmek. Evet. Yani ceza kesmek evet. gibi bir kavram var. Hani cezasını keserim diye. İşte evet. bizim milli takımlar eski teknik direktörü bile ne dedi evet. bir gitti lokanta bastı cezasını keserim dedi. Yani şimdi kendine bunu görebiliyorsa ki Türkiye'ye mal olmuş. Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü çıkıyor televizyona diyor ki ya ben cezasını kestim diyor. O zaman herkes herkese cezasını kesmenin bu dizi dili. Bu söylediğin işte o Kurtlar Vadisi türü dizilerin bir yansıması onlar o tür diziler çoğaldı. O kadar çok var ki her kanalı açıyorsun. Bu tür konuşmalar hani racon keserim, onu yaparım, bunu yaparım. Türü biraz kabadayıklar. Şimdi gidiyorsun işte senin Fatih Terim gibi Türkiye'ye mal olmuş bir insan bile raconu ben keserim, ben yaparım diyorsa sizin mahalledeki bakkalınızda bir şey olduğu zaman kardeşim bu işi ben yaparım diyor. Yani biraz da bu adalete güvensizlik, biraz polise güvensizlik gibi içinde kavramlar da var son zamanlarda. Onları bir kenara bıraksak ama bu dizi furyası, bu tür şeylerin son zamanlarda çok aşırı olmasında topluma bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Tüm dünya bu anlamda bir kriz içerisinde zaten sizin dediğiniz gibi. Yani bu şiddet olayları haberleştirildikçe şiddet normalleşiyor. Evet. Şiddet normalleştikçe tabii ki daha çok şiddet olayı yaşanıyor ve haberini yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Diziler, sinema sektörü de bundan etkileniyor. Böyle içinden kolay kolay çıkamayacağımız bir rutinin, bir kör düğümün içinde buluyoruz kendimizi. Evet. Faruk Bey, nedir motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili alınan karara dair fikriniz? Yani, şimdi gelelim çok ilginç geçti yani. Esas siyasetin evet. sıcak başlıklarına. Evet. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ çıktı kameraların karşısına. %40'lık bir oranda azalma olacağını söyledi önümüzdeki günlerde. Kamuoyu tepkisi dolayısıyla mı alındı bu karar sizce? Yoksa üzerinde henüz bir mutabakat sağlanmamıştı da mı
şimdi bir revizyona gidiyor karar. Ne dersiniz? Yani büyük ihtimalle tabii önce kamuoyunun tepkisi ölçülmek üzere alınan bir karar değildi bence. Hı hı. Ama tabii bu tür olaylarda yani hükümetin attığı adımların değerlendirilmesi ve kamuoyunda yankısı bir şekilde tekrar değerlendirilmek üzere farklı bir yere dönüşebiliyor. Cinsel istismar meselesi de böyle, hı hı, gündem olmuştu ve geri adım atılmak ya da daha iyi anlaşılabilmesi için kamuoyu bu süreci doğru bir yere konumladı ve o tepkisini sesli bir şekilde ifade etti. Yani sesten kastım işte her platformda bu tartışılmaya partilerinden bağımsız olarak, yani iktidar partisi kanadından da ya bu çok mu oldu ya da değişik açıklamalar yapılarak, İşte başbakanın söylediği, daha sonrasında bakanların söylediği, diğer bakanın hayır yapacağız modunda olması falan. Bunlar yani kamuoyunda bir şekilde en nihayetinde kimi vuracağı ortada, kimdir? AK Parti, AK Parti eşittir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan'ın da gözlemlediği ve hemen müdahale ettiği kanaatindeyim ben. Yani meselenin ona gelmeden önce planlanış biçimi belki bu kadar ciddi bir durumu değerlendirmek üzere değildi. Ama kamuoyundaki gelen bu tepkinin bir şekilde kendisi tarafından da yorumlandığı kanaatindeyim. Yani şunu söyleyebiliriz. Burada tabii ne kadar indirim yapılacağı, tekrar değerlendirilme yapılmış olması vesaire, bundan ziyade açıkçası bu tür başlıkları yani iktidar partisi özellikle de 2019 seçimlerine giderken işte ittifaklar dedik, yeni alanlar ve oyları konsolide etmek dedik. Neyse bunun adı. Bunu zaten 2019'a giderken 3 seçim var ve bunu göreceğiz. Çok sıcak bir döneme giriyoruz. Girdik hep birlikte. Ama böyle bir döneme girerken, yani 2019'da Cumhurbaşkanlığı alındı, hemen ertesi günü nasılsa alındığına göre önümüzde 5 yıl var. Bunu da nasılsa zamanla bir şekilde seçmen unutur diyerek böyle okunması gerektiğini savunmuyorum. Ama seçime giderken de bile bile kendi ayağınıza böyle sıkamazsınız. Yani böyle bir hamleyi iddialı bir şekilde yapmak üzere pozisyon almanız çok mantıklı. Yani taktiksel olarak çok doğru bir yere oturmuyor. Dolayısıyla da yani siyasetin dinamikleri, yani bileşenleri çok fazla adından söz edebileceğimiz başlıkları olabilir ama en önemlisi liderin ne söylediğidir diyebiliriz. Bakın buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir belki bir artı değer, işte o yüzden o kıymet atfediliyor kendisine. Yani sonuçta sorunu çözen, şimdi sorunu zaten oluşturan AK Parti iken, iktidar partisi, ama sorunu çözen, partiyle henüz hemhal olamayan, belki de tam olarak o birlikteliği sağlayamamış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Cinsel istismarda da kendisinden bir beklenti söz konusuydu bu konuya, bu tür bir yaklaşımda. Nitekim o zaman da çözmüştü bunu. Şimdi millet tabii değerlendirirken, ama bu kadar uzamış olmasının da açıkçası çok büyük bir artı değer kazandırdığı kanaatinde değilim. Siyaset eşittir başarıysa, yani sonuçsa, yani o sonucun burada biraz yıprandığına dair bir durum oluştuğunu söyleyebiliriz. O yüzden de müdahale edilecek ve belki de bu zamla ilgili olarak tekrar belki de iptal olmasını sağlayacak. Yani bunu bilemiyoruz ama en büyük problem yapılanı tam olarak anlatamıyor olmak kamuoyuna. Yani %40 zam yapıldı, yapılacak. Tamam. Gerekçe. Yani millete böyle tamam tepeden inme şöyle olacak dediğinizde bu böyle olmuyor yani. Özellikle de bizzat kendini bağlayan, bizzat cebini ilgilendiren, kendi cebine dokunduğunu hissettiği bir konuyla ilgili şunu demiyor, ya tamam ya yukarım bir bildiği vardır falan demiyor yani. Bunu sorguluyor. Önce yutkunuyor bazı başlıklarda. Sonra homurdanmaya başlıyor falan. Sonra da o kopuş başlıyor. Dolayısıyla o kopuş başladı şeklinde bir yoruma
gelmeden önce o yutkunmanın aşamasını da geçildiğini ama bu olayla homurdanmanın olduğunu görmüş olduk. Mustafa Kartaloğlu, sizin de yorumlamanızı isterim. Kamuoyu tepkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirildiğini söyledi Faruk Acar. Siz bu tespite katılıyor musunuz? Bir de henüz tam anlamıyla hemhal olamadığını belirtti AK Parti ile. Acaba daha önce yaşanan mesela eğitim sistemindeki değişikliklere dair kararların da henüz üzerinde tam mutabakat sağlanmadan açıklanması böyle bir hemhal olamama durumunu işaret ediyor olabilir mi? Yoksa hani biraz süreç içerisinde mi karar veriliyor icraatların nasıl hayata geçirileceğine, ne dersiniz? Bu belki söylediğiniz 4+4+4 için düşünülebilir bir şey ama eğitimle ilgili özellikle TEOG konusu biraz tersinden işledi. Yani orada Erdoğan doğrudan devreye girdi ve aslında o söyledikten sonra bir takım şeyler yapıldı. Bu biraz kendine özgü bir durum. Daha önce evet o istismar yasası da benzer bir biçimde hazırlanıp yukarıya gönderilmişti. Çıkartılıyordu. Hatta bundan geri adım atmayacağız dedikten sonra galiba yine hükümet sözcüsüydü. Herhalde üzerinden 15 dakika falan geçmedi. Cumhurbaşkanının tepkisi geldi ve sessiz sedasız bir geri adım atıldı. Bir daha da gündeme gelmedi. Şimdi buradaki mesele de biraz ona benziyor. Elbette bir çalışılmış bir konu bu. Memleketin, devletin para ihtiyacı var. Öyle görülmüş. Bir takım açıklar verildi geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Dengesizlikler var ekonomide malum. Ve bu açıkların bir şekilde kapatılması lazım ki önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl rahat aşılabilsin. Çünkü 2018'de biraz sıkışık geçecek, öyle anlaşılıyor. Ve hükümetin de koyduğu bir 2019, 2020, 2023 projeleri var. Onları anlattı işte geçtiğimiz günlerde orta vadeli programda. Burada açık var, açığın kapatılması için de her zamanki gibi vergi önce akla geliyor. Orada da motorlu taşıtlar vergisi geliyor falan. Bunun altında bu yatıyor. Harcamalar var, biraz arttı. Savunma harcamaları özellikle önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yılda biraz daha fazla artabileceği ihtimali var. Bunlar değerlendiriliyor. Şimdi bu var olan durum. Elbette maliye tarafı buna işte elimizdeki gelir getireceğiniz enstrümanlar neler? İşte en gariban, dokunamayacağımız kitle kim? Şunlar. Ondan sonra rahat dokunabileceğimiz ya da dokunduğumuzda çok fazla zorlamayacağımız kitle kim? İşte otomobil alanlar. Özellikle işte pahalı otomobil, yüksek büyük motorlu otomobil alanlar. Bunlara dokunmaz diye biraz eli rahat davranmış. Öyle anlaşılıyor. Bu tabii ilk günden tepkiyi verdi. İçeride benim görüştüğüm birkaç siyasetçi aslında çok da gerekli değildi. Çünkü bizim önlem paketi dediğimiz gelir arttırıcı ya da harcamayı azaltıcı paketin içerisindeki tedbirlerin içerisindeki en küçük kalemlerden biri bu motorlu taşıtlar vergisindeki zam farkı. Bunun bize getirisi yani aşağı yukarı işte 7-8 milyonda belki 10 milyon üzerinde bir rakam söylendi. 10 milyarın üzerinde bir rakam söylendi. Orada 1 milyar küsur civarında bir para. Yani buradan pekala biraz daha tasarruf edebilir. %40 lafını oranını telaffuz ettirmeyebilirdik. Bu biraz şeye geliyor, hani iletişim şeyine geliyor, sorununa. Ama sonuçta başbakanın imzasıyla parlamentoya verildi. Şimdi bu işin izah kısmı ama bir de sonuç kısmı var, bir de etki kısmı var. Etkisi hiç de böyle izah edenlerin kendi kafalarına göre masa başında çalıştığı gibi olmadı. Bu da siyasetçi gözüyle beklenmesi gereken bir şeydi. Tepkiler biraz fazla gelince Cumhurbaşkanı buna müdahale etti. Müdahaleyi de dün meclisin açılışında yaptığı konuşmada net bir biçimde yaptı. Ben doğrusu ilk kez hem duydum hem kendim söyledim hem de başkalarından duydum ama benim söylediğim dolaşıp beni bulmadı. Yani ben söyledikten sonra bir başka noktada benzer bir yorumla karşılaştım. Cumhurbaşkanı AK Parti'ye muhalefet ediyor diye. Cumhurbaşkanı AK Parti'ye muhalefet etti meclisteki konuşmasında. Vatandaşın geleceğe yönelik bakışını etkileyecek, huzurunu bozacak gereksiz adımlardan kaçınmasını istiyorum hükümetten dedi. Aşağı yukarı tam böyle bir cümle kullandı. Ve özellikle vatandaşı da tarif ederken
hem işte 15 Temmuz'daki duruşu, ondan sonraki ekonomiye olan desteği, hükümete ya da siyasi iradeye, sivil iradeye olan desteği, hem terörle mücadelesine, hepsini sayarak bunları, bu destekleri bize veren milletimize karşı bunu yapmayın, dikkatli olun, biraz daha hassas olun diye mesaj verdi. Ve aslında ima ettiği de MTV'ydi, öyle anlaşıldı söyler söylemez. Ve hemen herkes arkasından MTV'de bir düzeltme bekledi. O düzeltme bugün geldi. Ben ortadan kaldırılacağını zannetmiyorum. Biraz aşağıya doğru yuvarlarlar. Bugün içerisinde iki açıklama yapıldı zaten, dikkat ederseniz. Önce Maliye Bakanı zannediyorum bir açıklama yaptı, ya da Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Bu sadece yeni otomobiller için, yani sıfır alınacak otomobiller için dedi. Bir düzeltmeydi bu. Herhalde onun üzerine de bir de vergi indirimi, daha doğrusu zamda indirim gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı bunlar yapılırken iletişimi düzgün yapıldığını, yapılırken onay vermiş olsa da bunu bilmiyorum. En azından paketin tamamında mutlaka haberi vardır. Ayrı bir bahis. %40 da eğer söylendiyse haberi vardır. Çünkü bazı şeyler o da arada kaynar diye belki yarım yamalak söylenmiş de olabilir, tepki göstermesin diye, ama söylenmiş de olabilir. İletişimi düzgün yapılsaydı Cumhurbaşkanı da sesini çıkartmazdı, ama iletişimi kötü yapıldı ve vatandaştan da tepki görünce sonuçta vatandaşın oyuyla yapılan iş arasındaki dengeyi ve hassasiyeti en iyi bilen o ekibin başındaki kişi o. Ve bu müdahaleyi yapmak zorunda kaldı. İyi bir şey yani, Cumhurbaşkanı'nın hükümete rağmen hükümetin yanında halkın tavrını dikkate alan bir konumda olması, ya da en azından muhalefetin eleştirildiği, uzun zamandır muhalefet eleştiriliyor etkisiz olmakta, etkili bir muhalefet yapması da o bakımdan faydalı olmuş. Peki Mehmet Tezkan'ın da fikrini alacağım. İletişimin kötü yapıldığını söyledi zam konusunda. Cumhurbaşkanı'nın da AK Parti'ye muhalefet ettiği izlenimini paylaştı. Tahmini de ortadan kalkmayacağı ama düşürüleceği şeklinde. Sizin konuyla ilgili yazınız da var. Hem bu fikirlere katılıyor musunuz? Yani AK Parti'ye muhalefet Cumhurbaşkanı'ndan mı geliyor? İletişimi sağlıklı yapılmadı mı? Bir mutabakat sağlanmadan mı kamuoyuyla paylaşıldı ve ortadan kaldırılır mı, yoksa sadece oran azaltılır mı? Şimdi bu birkaç mesele var bu konuya baktım. Bir kere iletişim meselesi de, iletişim iyi yapılsa ne olacaktı? Ha, çok iyi bize anlattılar, %40 ana kadar güzel valla, helal olsun hükümet bize %40 vergi artışı yaptı diye alkışlayacak mıydı? Çok güzel iletişim kurdular, çok çok güzel anlattılar, %40 yaptılar, keşke %60 yapsalardı mı diyecektik yani. Şimdi bunun iletişimle bilgisi yok. Şimdi bu %40 ne demek? Şimdi Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki, ya zaten enflasyon %15 diyor. Bak şimdi enflasyon %15 yapacak. Niye %15? Biz enflasyon oranında artırıyoruz diyor. Enflasyonun %15 olduğunu açıklıyor Maliye Bakanı. Ya ne olacak, üstüne de biz de %25 daha koyduk. Ne var bunda diyor basın toplantısında. %40 yaptık diyor. Şimdi, işte iletişimden kastı bu tam olarak. Ya ne demek %40 zam yapıyorsun? Ya, söylemeden mi yapacaktı? Yani iletişimi anlamadım bu. Yani ikna edici bir yani şöyle ikna soralım. Ne demek? Siz bundan sonra otomobiliniz varsa yani 1000 lira veriyorsunuz, 1400 lira, 400 lira fazla verin kardeşim. Ne demek yani? Nedir enflasyon? Gerekçeleri açıklansa Faruk Bey, böyle bir tepki oluşmayabilir miydi? Daha ikna yani edici böyle, olabilir miydi? Bu üslupla. Şöyle deselerdi de belki olurdu. Tepeden inme hemen. Vallahi tabii biz, ki olacak yani, bunu yapıyoruz. Şöyle yani, deselerdi falan. Belki ikna olurdu. Hazine battı arkadaşlar. Paramız pulumuz kalmadı. 2001 krizinde bile %40 yapmamışlardı. Biz yapıyoruz, kusura bakmayın. Gittik battık deselerdi belki insanlar, yani devletin battı, hazinen battı, %40 oranında bir vergi artışına kabul ederim. Sadece ondan artmıyor, bir yılın şeyde de artıyor. Biz taşıtlar vergisini şey yapıyoruz, birim bankacılıksa her yerde bir takım artışlar var. Kirada bile oranları düşürdüler. Ne kadar şimdi devlet demek ki bütçe öyle bir açık ki kapatılacak durmuyor ki, bunu başbakan kendi bizzat koca elinde söyledi. Fakat şimdi şöyle özür dilerim, kesmek istemiyorum ama mesela Mustafa Kartal da bir ayrıntı paylaştı. Aslında alınan önlemler içerisinde en ufak kalemlerden biri olduğu bu en ufak kalemlerden dedi. Diğerleri de var. Bu çok direkt halkı ilgilendiren, çok için. Cebimizi ilgilendiren, çok çok böyle ortalıkta olan hani bir hani konuşulacak bir mesele için bir yığın daha kalem var yapılanla itiraz edilmesi gerekenler. Şimdi bakın Maliye Bakanı bunu söylüyor.
Başbakan çıkıp savunuyor. Bakın Ankara'daki yönetime bakın. Başbakan çıkıp savundu. Dedi ki arkadaşlar Kocaeli'nde savundu. Dedi ki ya dedi tamam şey değil ama ihtiyacımız var dedi. Ya, iyi bir şey değil böyle bu kadar vergi artışı ama ihtiyacımız var dedi. %40 zammın altını çiziyorum. %40 vergi artışı çok olağanüstü bir şeydir. Döndü bugün başbakan yardımcısı çıktı dedi. Ne dedi? Ya dedi o yeni otomobillerden dedi. 2018'de o zaman 2018'de kimse otomobil almasa. Aldığınız zaman %40 ödeyeceksiniz. Yani bu yıl otomobil almayın mı diyor. Şimdi böyle bir mantık olabilir mi? Ben 2018 üretimini alacağım dedi. Şimdi bu da doğru değil. Maliye Bakanı başka şey söylüyor. Başbakan başka şey söylüyor. Başbakan yardımcısı ekonomiden sorumlu vermiş. Demek ki Ankara birbirinden kopuk. Ankara'da kimse kimsenin. Sonra Cumhurbaşkanı diyor ki ya halkın uymasın. Şimdi bakın orta vadeli plan açıklanıyor. 2020 yılına kadar. Şimdi ben okudum. Onun başka okudum. Bütün bu işi bilen ekonomistlerin hiçbir tanesi, ya bu rakamların hiçbir tanesi doğru değil diyor. Yani sen 2020'ye doğru %5 enflasyon olacak. Dolar da pek artmayacak ha. Şu anda 360 ya. Mesela seneye 3.70 olacak. Ondan sonraki sene 80 olacak. 2000'de de 4 oldu. Artarsa tutmuyor. Bütün bunlar olduktan sonra biz 13 bin dolar seviyesine gelerek kişi başına gelir. Biz büyük ülkelerden şeyine, bize açıklanan bu. Ama bu arada diyorlar ki vallahi %40 vergi kiram varsa onu da arttırdım. Şimdi senin bütün şeyini alıyor. Şimdi ne olacak? Ben de %5 büyüyeceğim. Her sene %5 büyüyeceksin. Sen peki benim cebimdekini alarak sen nasıl %5 büyüyeceksin? Benim üretimimi engelliyorsun. İşte finans sektörüne yeni vergiler getiriyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bu bir kere Ankara'nın başbakan, maliye bakanı, başbakan yardımcısı. Üçü başka şey söylüyor. Sonunda Cumhurbaşkanı düzeltme yapıyor. Diyor ki ya yapmayın. E peki bakın bu ülkede bayram tatili 10 gün. Ya bir tek bakan çıkıp da bir laf söyleyemedi. 10 gün mü değil mi? Ya bir hafta bütün medya bunu olacak mı olmayacak mı tartıştık. Kimse bir şey demedi. Başbakan'a sordular. Bakanlar Kurulu'na gelecek dedi. Hükümet sözcüsüne sordular. Görüşülmedi dedi. Sonunda Cumhurbaşkanı dedi ki evet 10 gün tatil dedi. Şimdi bu mesele 10 günlük tatil bile Cumhurbaşkanı'na soruluyorsa herhalde orta vadeli plan 2020'ye kadar olan Türkiye'nin ekonomik gidişatı açıklanırken herhalde bunun bütün uzmanlar oturdu, düşündü, taşındı, raporlar hazırlandı, gidildi Beştepe'ye, oradaki danışmanlar kimlerse artık bu toplantılar yapılıp konuşuldu. Ve bu %40'lık şey de konuldu. Çünkü ne diyor? Başbakan ya ihtiyacımız var diyor. Savunma sanayine yönelik bir takım ihtiyaçlarımız var diyor. Onları buradan karşılayacağız diyor. Şimdi bu inecek. Evet. Belki çok tepkiden dolayı Cumhurbaşkanı baktı ki tepkiler büyük. O da siyaseti iyi okuyan birisi. Bu bize biraz şey olacak dedi. Çünkü şimdi değil, şimdi konuşuyoruz ama 2018 yılının Ocak ayı geldiği zaman verin bakalım parayı diyecek maliye. Herkes cebindeki eyvah diyecek ya işte 1000 lira veriyordum. Niye 1400 lira veriyorum? Ben 400 lira birden daha bütçem küçülüyor falan. E zaten o şey yaklaşınca her sene biliyorsunuz KDV, ÖDV bir takım dolaylı vergilerde de bir her türlü artış olur. E şimdi böyle bir sıkışıklık dönemine girmeden Cumhurbaşkanı anladı müdahale etti. Şimdi neye olacak? %40. Peki %30'a inerse ne yapacağız? Hükümet bravo mu diyeceğiz? %30'a inerse... %25'e inerse ne olacak? Bakın enflasyon kaç? Bakın enflasyon %10 mu diyor bu hükümet? %12 mi? Enflasyon oranında artış yapıyor değil mi? Demek ki bir hükümet her şeye enflasyon oranında artış yapıyorsa, bana da enflasyon oranında zam veriyorsa, vallahi ben demek ki eşeğin kuyruğu gibi hep aynı kalıyorum. Ya benim cebime giren para aynı. Bana diyor ki memurum al sana enflasyonunu iki taksitle veriyorum ama senden o parayı da geri alıyorum. Ürünler zam. Ben hep buradayım. Peki sonra çıkıp hükümet yetkilileri bana diyor ki bakın %5,5 büyüdük. Avrupa'yı ikiye katladık Avrupa'daki büyümeyi. Dünyada şöyle olduk. Tamam güzel de ben ne oldum?
Ben hep aynı kalıyorum. Niye peki ben büyümeden pay alamıyorum? Niye ben benim gelirim her sene bir lokma yükselemiyor? Niye enflasyon oranında bütün mal ve hizmetlere zam geliyor ve hükümet bana verdiği parayı zırt diye geri alıyor? Verdiği parayı bakın hemen Ocak ayında geri alıyor. KDV diyor, ÖTV diyor, vergi oranları diyor, taşıtlar vergisi diyor, emlak vergisi diyor, şu diyor, bu diyor. Bizim verdiği zam geri gidiyor. Ben yine bu sene 1000 liraysam maaşım 1100'e çıkmış gibi gözüküyor. 100 liraya devlet alıyor, gene ben 1000 lirada. Her sene aynı da kalıyorum. Ama başka şeyler de arttığı için özel sektörün şeyleri de, o zaman ne oluyor? Ben 900'e düşünüyorum. Ama diyorlar ki %5 büyüdük. E bana ne faydası var? Yani bana da pay verse, ben de bu sene 2017'deki gelirim bu, 2018'de biraz daha iyiyim. E demek ki ben tatilim 4 gün yapabilecekmişsem varsa 6 gün yapabileyim 2018'de. Çocuğuma ne bileyim bir başka şey daha alayım, bir ayakkabı daha alabileyim. Ya da tasarrufum daha fazla olsun. Mesela başka bir şey yapayım ama onu iktidar vermiyor. Bakın verdiğini tık diye geri alıyor. Bu sefer verdiğinin 3 katını geri almaya kalktı. Peki. Yani küçülün diyor. Peki. Bu oranda olası bir azalma seçmenin psikolojisi ve konuya yaklaşımında değişikliğe yol açar mı? Faruk Acar'a soracağım. Reklamdan sonra 6 dakikalık bir aramız var. Las Vegas'ta 58 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla başladık doğrudan siyasete ve ardından rotamızı Türkiye'ye çevirdik. Tüm Türkiye'nin konuştuğu motorlu taşıtlar vergisine dair yapılan son açıklamayı değerlendiriyoruz. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oranın azaltılacağını söyledi. Şimdi Faruk Bey, tekrar edeyim soruyu, eğer hatırlamayan seyircilerimiz varsa ya da kaçıran seyircilerimiz varsa. Oranın azaltılması seçmen üzerinde bir değişiklik yaratır mı? Yani konuya yaklaşımında, hissiyatında, psikolojisinde, algısında bir değişime yol açar mı, yoksa tepki sürer mi? Tabii milletin kafasında ne kaldığı önemli. Şu anda bunu hükümet tekrar bu itirazların olduğu dönemdeki kamuoyunda bulduğu yer kadar iptal edildiği, ki iptal edilmedi ama bunun %30'a düşürülmesini de aynı düzeyde duyurabilecek mi? Kamuoyu buna göre tekrar bunu tartışacak mı? Tartışsa bile Mehmet Tezkan'ın da az önce söylediği gibi sonuçta %30, %25, %20, yani beklentinin, beklenti demeyelim buna, zammı hiç kimse beklemiyor ama her zaman da tepki vardır. Zam denilen başlık her zaman sorunlu bir başlık doğal olarak. Fakat tabii şu anda müdahale edildi ve tekrar biraz daha revize edilen daha az bir oranla, daha düşük bir oranla bunun yansıtılacağı hesabı açıkçası seçmen nezdinde olumluya döner şeklinde bir ifade kullanamayız. Burada az önce de söyledim, hep her seçim döneminde konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz bir başlık var. Seçimlerin ana motivasyonu bulunulan ortamın ekonomik ve istikrarın ne olduğuyla ilgili bağlantılı, paralel en büyük etkenin, en önemli etkenin ekonomi olduğuna dair ifadeleri her araştırmacının kullandığı gibi kamuoyunda, kanaat önderlerinin de bildiği ve aynı zamanda siyasetinde kesin olarak emin olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla yani az önceki söylediğim o iletişim ya da Mustafa Kartoğlu'nun da söylediği gibi iletişim mi doğru sağlayamadıkların altında şu yatıyor. Dediğim gibi eğer farklı farklı kesimlerden ya da farklı farklı konumlardan birbirinden bağımsız olarak o kopuk, az önce Mehmet Tezkan söyledi onu, o kopuk olan siyaset vitrinindeki açıklamaları seçmenler kesinlikle kabul etmiyor ve beğenmiyor. Hoşnut değil bu durumdan. İşte başbakan farklı bir ifade veya usulle, üslupla bunu ifade ediyor ama Maliye Bakanı çok daha farklı bir perdeden bunu anlatıyor. Ama sonucu değişmiyor. Sonuçta bir zam yapılacak. Ama bunu daha iyi anlatabilmek, hani
illa bizim hükümetimizin ihtiyacı vardır. Yani az önce Mehmet Bey'in söylediği gibi işte hazinenin buna ihtiyacı var. Kesin olarak zam yapılmasına ihtiyaç var. Dense faydası şeklinde bir, ya hayır öyle bir şey tabii ki. Öyle bir şey olursa siyasetin ve iktidar partisinin zafiyet gösterdiği ne dair farklı bir durumda ortaya çıkar. Tabii ki bunu siyaset kullanmaz. Böyle bir dili asla satın alacağını sanmıyorum ama hiçbir iktidarın. Ama belki daha farklı bir yöntemle, yani iletişimden kasıt millete ben bunu yapıyorum oldu değil de buna ihtiyaç var üzerinde samimi bir duruşa daha fazla ihtiyacın olduğunu ve bunun daha farklı kabul görebilmesinin mümkün olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Nitekim geri dönüş olsa da bunda çok büyük bir değişiklik olmaz. Dediğim gibi bu bir farkındalık meselesi. Yani %40'la çıkış yapıldı. %40 değil de %25'e indirdiğinizde bunu yani ortadan kaldırmıyorsunuz. %30 da olsa zamdır diyerek millet zaten bunun tepkisini, refleksini bir şekilde verecektir. 2019'a giderken ekonomik başlıklar bu tür olaylarla eğer gündemde çok yer bulursa, yani millete dokunan şekliyle yer bulursa, bu ilk kez AK Parti hükümetinin bir ölçüde, yani evet 7 Haziran seçimlerinde bunu bir şekilde gördük. 2009 yerel seçimlerinde bunu gördük. Ama yani bugün başka meselelerin de farkındalığının artık çok fazla kamuoyunda tartışılmış olması, yani politize olmasını sağladık toplumun, ama bu kadar politize olmak aynı zamanda iyi bir siyasetçiyi de beraberinde getirdi. Seçmen de bir siyasetçi artık. Dolayısıyla yani siyaset yapan karşılıklı kesimler olarak süreç devam ediyor. Her şeyi biliyor olması, seçmenin her şeye yorum yapıyor olması en tabii hakkı tabii ki. Ama siyasetçinin bundan sonra daha fazla üslubuna ve usule dikkat etmesi gerektiğini de beraberinde getirir. Teknik bir ayrıntıyı merak ettim siz konuşurken. Yani sosyal medya ve haber kanallarının varlığı, kısacası bir enformasyon bolluğu yaşıyor olmamız nedeniyle seçmen artık tepkisini göstermekte daha mı sabırsız, eskiye göre daha hızlı olduğu izlenimine sahibim ben ama belki de yanılıyorum. Öyle mi? Yani bu biraz yani bir bakımdan iyi bir şey. Neden? Çünkü anlık reaksiyonları aldığınızda hemen müdahale etme şansını da oluşturuyor, getiriyor. Bir avantaj olarak söylüyorum. Eskiden yapılan herhangi bir hatanın sonucunu sandıkta ödüyordunuz. Ama şu anda hemen müdahale etme olasılığınız var siyaset olarak. Çabuk kamuoyu oluşuyor ama dezavantajı da her yere yayılıyor. Yani kendine dokunmayana da bir şekilde o gitmiş oluyor. Dolayısıyla hem avantaj hem dezavantajdır diyebilirim. Ama kamuoyu oluşuyor mu? Kesinlikle. Anında oluşuyor. Yani. Kesinlikle oluşuyor. Mustafa Kartal ve Mehmet Tezkan'ın da fikirlerini alacağım konuyla ilgili ama ikinci reklamımızı bir aradan çıkartalım. Kamuoyu baskısı burada da oluşmasın. Kamuoyu tepkisi. 5 dakika sonra doğrudan siyaset devam edecek. Motorlu taşıtlar vergisine dair son cümleleri alacağız. Sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonunda verilen fotoğrafı ve mesajları konuşacağız. Doğrudan siyasette ilk bir saati geride bıraktık bile. Las Vegas'ta 58 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla başladık. Motorlu taşıtlar vergisine yapılması planlanan zammı konuşmayı sürdürüyoruz. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Oranın aşağı çekileceğini söyledi. Bu seçmen üzerinde nasıl bir algı yaratır diye sormuştum reklama gitmeden önce Faruk Acar'a. O da zammın nihayetinde direkt cebini etkilediği için hiçbir seçmeni %100 mutlu etmeyeceğini ve ilk yaratılan hissiyatında kolay kolay kaybolmayacağını söyledi. Beklentisini Mustafa Kartoğlu'na da sormak isterim. Mustafa Bey, bir de ajandaya dair beklentinizi sormak istiyorum size. Nasıl bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili? Nihai sonucu, kararı ne zaman öğreniriz sizce? Önce onu söyleyeyim. Çok uzun sürmez. Ben buraya gelirken sordum. Üzerinde çalışılıyor denildi. Anlaşılan Bakanlar Kurulu'nda da
tamam biz bunu 25'e, 10'a, 15'e neyse çekelim gibi bir karar verilmemiş. Maliye üzerine biraz çalışacak. Bir sorun, temel bir sorun var aslında bunlarla ilgili. Bir dikkat ederseniz bu tür açıklamalar hep teknik bir dille yapılıyor. İşte şuna şu kadar, buna bu kadar, şuna şu kadar yaptık, zam yaptık yahut düzeltme yaptık ya da şu gelir olacak. İşte şu kadar biz kalkınma, bu kadar enflasyon, şu kadar işsizliğin düşmesi vesaire hedefliyoruz, böyle olmasını umuyoruz filan diye. Bunların hepsi teknik çalışmalar. Ama vatandaş oy verirken teknik verilere çok fazla bakıp oy kullanmıyor. Biraz da moralini, motivasyonu etkileyen şeylerden dolayı oyunun yönünü ya da rengini belirliyor. Bu bakımdan siyaset dediğimiz şey bu tekniği siyasete çevirebilme, dönüştürebilme yeteneği ya da kapasitesi bu zaman zaman başarılamıyor. Hele yani önümüzde bir sorumluluk var, bir de iktidarız. Bundan sonra da hani çok da bir şey olmayacak. Seçime de 2 sene var. Hani biraz rahat davranacaksak şimdi davranabiliriz gibi bir anlayışla hazırlanmış anlaşılan. Ama siyasetin seçimin 6 ay sonra mı, 6 yıl sonra mı olduğunu çok fazla dikkate almayan, biraz da seçimin var olmasını dikkate alan temel olarak bir siyasi anlayışta, anlayışa gelip çarptığı zaman da düzelebiliyor diyelim. Birileri açısından iyi, kötü, birileri vatandaş açısından iyi bir şey bu. Bir de sosyal medyanın hani ağırlıkla sizin sorduğunuz sorunun cevabı niteliğinde olsun kendi adıma. Sosyal medyanın ya da tepki göstermek için kanalların çok daha fazla olmasının etkisinden bahsettiniz. Bu doğru. Ama hemen şunun eklemek lazım. Bunun altında ben onun daha çok demeyelim ama belki en az onun kadar etkili olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Beyaz Masa kurmuştu. Yani vatandaşın şikayetlerini gazete köşelerinden, okuyucu mektuplarından değil, doğrudan belediyeye ulaştıracak bir kanal oluşturarak oradan dinlemeyi tercih etmişti. Hala çalışıyor. Aynısını Başbakanlığa BİMER olarak taşıdı. Aynısını Cumhurbaşkanlığına da CİMER olarak taşıdı. Ve o iletişim merkezleri hala çok aktif bir biçimde çalışıyor. Birçok yapılan işin arkasında vatandaşın BİMER'e ya da CİMER'e yazdığı mektupların, şikayetlerin yahut önerilerin esas alındığını görebilirsiniz. Oraya da başvurular kimlik bilgileriyle doğrulandıktan sonra alınıyor. Dolayısıyla hayali başvurular yahut işte birinin öbürünü gammazlaması şeklinde başvurularda olmuyor. En azından dikkate alınmıyor olsa da. Oraya da çok yoğun başvuru geldiğini biliyorum. O yüzden bu kanallar açık olduğu sürece yanlış yapılma ihtimali azalır. Yapılanın da düzeltilme fırsatı doğar. Ama düzeltecek iradenin de yapan iradenin bir adım üstünde otorite olarak olması gerekiyor. O bakımdan elbette tabii bunun bir de öbür tarafı var. Aslında bunu yapması gereken ya da yaptığında dikkate alınması gereken muhalefet partileri. Elbette onların da birçok mevzuyu dile getiriyorlar, evet. Ama bazı konularda belki onların da bir iletişim dili, doğru bir iletişim dili kurmaları gerekir ki bunun avantajı, yani bu vergi şimdi düşürülecek. Sonuçta bu bozulan vatandaşın, bozulan morali eskisinden daha iyi hale gelmeyecek. Orada bir bozukluk kalacak. Yani bir tortusu kalacak bu işin, Faruk Acar'ın deyimiyle. İşte o tortudan muhalefetin de bari biz nasiplenelim diye bir düzgün bir, doğru bir iletişim diliyle bu muhalefetten pekala, daha doğrusu vatandaşın hayrına olan bir girişimden pekala kendine bir pay üretebilir. Doğrusu onu da göremedik geçtiğimiz işte bir hafta 10 günlük süre içerisinde. Peki konuya dair son cümleler Mehmet Tezkan'dan gelecek. Eğer Faruk Acar ve Mustafa Kartoğlu'nun eklemek istedikleri olmazsa ilerleyen dakikalarda. Sondan başlayarak sorayım. Soruyu muhalefet partilerinin gerekli dozda muhalefet yapamadığı tespitine katılır mısınız? Bu konuda mı? Efendim? Bu konuda mı? Evet, yani %40'lık MTV zammıyla ilgili. Yeterli eleştiri gelmedi mi sizce ve seçmen psikolojisine dair de beklentinizi sorayım elbette. Valla seçmen herhalde ne düşündüğünü bilmiyorum ama şimdi şöyle bir anlatım var. Diyor ki başbakan, ya bu altyapı yatırımlarında dünyanın 13.sü olduk. Havacılık şeyinde, sektörünün gelişimine bakarsanız dünyanın 11. sırasına geldik falan. Avrupa'nın büyümesinin 2 katına büyüdük.
Satın alma paritesi bakımından 12. 13. sıradayız. Bu hızla devam ediyoruz. Yani Türkiye ekonomik olarak uçma noktasına geliyor. Sonra diyor ki ama %40 vereceksiniz. Sadece motorlu taşıtlar vergisi değil, gelir vergisini de arttırdılar. Yani benim gelirimden de daha fazla vergi alacağını söylüyor. Onu kimse konuşmuyor. Ondan da 2 puanlık arttırdı bir daha benden. Yani diyor ki sen daha çok bana para ver. Niye sana daha çok para vereyim? Hani bu kadar büyüdük, dünyanın 11.siyiz, 13.süyüz. Niye benden daha çok para istiyorsun? Aslında tam tersi. Bakın geçen sene vergileri niye indirdiler? Hani biraz durum kelek duruyor piyasa. Gitti bu sene indirdiğinin üzerine bindiriyor. E niye benim üzerime biniyorsun? Kamuyu küçült. Kamuyu küçültebiliyor musun? Şimdi bana bir plan çıkarsın o zaman. Desin ki ya her bakan, bak her bakan uçakla gidiyor. Siz bir Türk Hava Yolları'nda bakanı göremezsiniz. Herkes atlıyor, özel uçaklarla dolaşıyor. Arabadan geçilmiyor. Herkesin atlığı florlarca Mercedes'ler dolaşıyor. Binalar, konutlar, bilmem neler, lojmanlar. Devasa bir kamunun büyümesi var. Devasa harcaması var. 300 milyon lira olmuş 2016 yılında sadece tanıtım harcamaları. Ne kadar büyük bir para. Bütün kamunun baktığımız zaman 300 milyon öngörülenin çok daha üstünde harcamışlar. Niye harcıyorlar? Oraya davet veriyorlar, yemek veriyorlar. E kısın bunları. Şimdi sen bir tasarruf yap o zaman devlet. Devlet küçül, tasarrufunu yap. 2002 yılında iktidar geldiği zaman ne sloganı? İlk geldikleri gün, ilk biliyorum Cumhurbaşkanı o zaman AK Parti Genel Başkanıydı. Başbakan yasaklı olduğu için olamamış. İlk konuşmalarından bir tanesi lojmanları satıyoruz dedi. Milletvekilleri lojmanları değil mi? Satıldı hepsi. Ne oldu? Devlet küçülecek. Devlet küçüldü mü? 2006 yılında bu resmi rakamlar 56 milyon liraymıştı. Devletin bu tür harcamaları 350 milyon liraya çıkmış. Nereye harcanıyor bu para? İşte o bakanlık oraya harcıyor. Bunlar yatırım harcaması değil. Bunlar hediye alıyorlar, çiçek yolluyorlar, davet veriyorlar, toplantı yapıyorlar, taraftarlarına bir şey düzenliyorlar falan. Yani bu şimdi o zaman devlet de küçülsün. Devlet önce bir küçülecek sonra vatandaşa dönecek. Diyecek kardeşim bak ben küçüldüğüm kadar küçüldüm ama açığımı kapatamıyorum. Dönüp de sonra da bir de halka hava atmanın da anlamı yok. Bak biz dünyanın 11.siyiz. Dünya Avrupa'yı 2'ye katladık, 3'e katladık. Şimdi onu da anlamıyorum. Şöyle bir hesap yapıyorlar. Geri gelmişken söyleyeyim. Mesela biz efendim %5 büyüdük. Sen kaç, ne kadar senin gelirin? 800 milyar dolar. Değil mi? %5 büyüyorsun. Bak koca Almanya %2,5 büyüdü. Ya adam 4 trilyon dolar. 4 trilyon doların %2,5'u ne eder? O kadar büyüyor. Senin 800 milyarın %5 büyüyor. Biz ondan daha mı büyüdük? Yok. Şimdi öyle bir insanlar üzerine öyle bir imaj yaratı ama sonunda gelip cebinden biraz daha para ver dediğin zaman işte o seçmen tepkisinin ne olacağı belli olmuyor. Sonunda anlatıyorsun. Bir takım algı operasyonları yapıyorsun. Bir takım şeyler mesela 11 bin dolar kişi başına gelir açlık diye nutuk atılıyordu. Orta vadeli plana baktık. Açıkladılar 10 binmiş. Şimdi Maliye Bakanı'nın kimi doğru yoksa siyasetçilerin söylemi mi bugüne kadar doğruydu? Orada da bir çelişki var. Şimdi hiçbir rakam söylenen ne tutmuyor. Tamam siyasetçi söyler biraz abartır şunu yapar yapsınlar doğrudur. Bir söyleneni biraz abartarak söyleyeceksin. Biraz seçmenin hani hoşgörücüsü falan ama sonunda gidip de bunları söyledikten sonra ya bana biraz para ver dediğin zaman işte o zaman seçmenin kafası da bence karışıyor. Peki. Hiç öyle hani bunun muhalefet neyle? Muhalefetin bunu yapacak söyleyecek hiçbir lafı yok. Niye söylesin ki muhalefet? Muhalefetlik işte değil. Çünkü muhalefet bu da artık vatandaş. Arabası olan, gelir vergisi olan, maaşını alan. Çünkü onlardan para kesilecek. Kira geliri olan, adam kirasında belki bir evi var, işte oradan geliyor, ondan da vergiyi arttırıyorsun. Otomobili varsa satsın mı? Bir de otomobil satışına teşvik ediyorsun, otomobil alınsın, tüketim artsın, büyüyeceğiz, nasıl büyüyeceğiz? Harcama yapmamız lazım. Ama vergileri arttırıyorsun, bizim harcamamızı kesiyorsun, geliri düşürüyorsun. Ama büyüyeceğiz diyorsun.
Vallahi bilmiyorum, bu ekonomistler herhalde buna bir formül buldular. Bakıyorum daha, evet doğru. Bu açıklanan rakamları koyduğumuz zaman evet bütün bu öngörüler doğrudur diyen bir tek kişiyi ben daha okumadım diyebilirim. Ekonomiyi bilenler açısından diyorum. Tabii ki iktidarı destekleyenler bravo falan diyorlar ama bilmiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şunu söyleyebilirim. Muhalefetin burada yetersiz kaldığı başlığı üzerine, muhalefet bu tür konularda yani merkezine bu tür başlıkları alıp vurmaya başladığında iktidar partisine kızan, homurdanan ve hatta belki de oy vermekten vazgeçen, ikilemde olan seçmenleri tekrar iktidar partisine yönlendiriyor. Yani dolayısıyla muhalefet kendi içerisinde ben döverim ama sen karışamazsın şeklinde bir sahiplenme duygusu içerisinde olan bir seçmene karşı muhalif olmak durumunda. Dolayısıyla onun dozunu da iyi ayarlamak gerekiyor. Yani muhalefet açısından söylüyorum. Ama bunu daha üst perdeden, hani nasılsa buldum, buradan vurayım şeklinde bütün olayını merkeze, yani buna bina edince bir şekilde iktidar partisi tekrar sahiplenilmek durumunda kalan bir pozisyona itiliyor diyebilirim. Mustafa Bey, sizin konuya dair söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa meclis açılış resepsiyonundaki mesajlara geçeceğim. Buyurun. İki cümle. Hemen birincisi, evet, muhalefetin zaten bir farklı bir iletişim dili kullanarak bu konuya sahip çıkmasından bahsetmiştim. Bu biraz 2007 Haziran 2015 seçimlerinden önceki bu emekli maaşı ya da bir asgari ücret meselesi gibi bir hal alabilirdi pekala. Akıl vermek için söylemiyorum, elbette o iş geçti ama neticede bu tür şeylerde bir rahatlık da sağlam hissediyor anladığım kadarıyla muhalefet. Olan bir şeyi bir şekilde söyleyip geçtikten sonra biz buna itiraz etmiştik demekle yetiniyor. Ama mesele sadece bir şeyi söyleyip itiraz etmek değil. Ona bakarsanız Maliye Bakanı da, Başbakan Yardımcısı da biz bunların gerekçelerini pekala açıkladık, dinleyen anladı falan diyebilir. Yani ama karşılık, algı böyle değilse siz istediğiniz kadar haklı olun, bir şey değişmiyor. Asıl önemli olan şu. Evet, Mehmet Tezkan haklı. Kamuda ciddi ve lüzumsuz harcamalar oluyor. Bunun yani kalem kalem ben bunu hani böyle yemek masrafı, çiçek masrafı olarak söylemem. Onlar çok çok devede kulak şeyler. Çok daha farklı lüzumsuz masraflar var. Bunlar tespit de ediliyor ki bunun üzerine bir verimlilik çalışması başlatıldı. Epeydir sürüyor gerçi. Verimlilik çalışmasının kendisi çok verimli gitmiyor. Ama bir çalışma başlatıldı. Kamuda verimlilik önemli. Ankara'yı bilenler ya da Ankara'daki devletin konumlanmasını bilenler, devletin büyük kısmının eskiden devlet mahallesi dediğimiz şimdiki bakanlıkların çoğunun bulunduğu, ya adı hala devlet mahallesi ama devletin artık belki %10'u bile orada değil, dışarıda kiralanmış plazalarda, yüksek katlı binalarda kiralanmış ofis katlarında, bürolarda yahut komple binalarda çalışıyor. Ve çok büyük miktarlarda kira ödüyor mesela. Bunu buradan başlayıp aşağıya doğru gidebilirsiniz. Bir sürü kalem var. Birincisi bu verimlilik konusu. Çok dikkate alınan bir konu değil. Onun üzerine çalışma yapılıyor ki bu dikkate alınsın. İyi bir şey başladı ama nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Bir başkası da Türkiye'de tasarruf oranı çok düşük. Bir sürü şeyin tanıtımına çok fazla para harcanıyor. Bu vergi meselelerinde öyle, yani tanıtım için para harcanıyor falan. Ama tasarrufa ilişkin mesela bireysel emeklilik diye bir şey var. Yaklaşık 5 yıldır var. Ama vatandaşlara, insanlara sorulduğunda daha önceki zorunlu tasarruf fonu bilmem ne filan gibi, sonra bozulan, işlemeyen, paraların iade edildiği bir sistem midir, değil midir, kafada net bir şey yok. Bunu biraz işte normal sigorta, emeklilik sigortaları gibi anlayanlar var vesaire. Ama aslında şimdi burada anlatacak değilim elbette ama son derece faydalı, son derece avantajlı ve devlet için de son derece yararlı bir sistem. Fakat anlatılamadı, anlatılmak da herhalde istenmiyor. Ama sorarsanız teknik olarak, efendim biz bunu kanallarda anlattık, gazetelerde anlattık filan. Bu iş böyle değil. Eğer öyle olsaydı herkes anlatırdı, iletişimci dediğimiz bir meslek dalına ihtiyaç olmazdı.
demek ki anlatılamıyor. Bu hakikaten başlı başına bir belki tartışma konusu. Verimlilik ve tasarruf üzerindeki planlamalar. Bu ikisinin altını tekrar çizmek istedim bu vesileyle. Geçelim o halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonunda verilen mesajlara. Mustafa Bey, siz oradaydınız. Tabii haberi yerinden takip edince ayrıntı daha çok yakalanıyor. O bir gerçek. Hakkınızı teslim edelim o noktada. Ankara'da olma şansına sahipsiniz siz. Nasıl gözlemlediniz? Yani önümüzdeki sezon için tabii ki siyaset doğası gereği sert rüzgarlara gebe her zaman. Ancak 2019'a doğru ilerlerken kritik mevzularla da karşı karşıyayız. Örneğin Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu gibi, FETÖ ile mücadele gibi. Bazı konularda yumuşamalar yaşanabilir mi? Üslupta biraz keskin köşelerden uzaklaşmaya tanıklık edebilir miyiz? İzlenimlerinizi sorarak başlamak isterim. Bir de eklemek isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Orgeneral Hulusi Akar'la verdiği fotoğraf karesi de tartışma yarattı. Bir koalisyonun, bir işbirliğinin işareti olarak yorumlanabilir şeklinde yorumlar yapıldı. Siz o fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz? Verilen mesajları nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi uzun oldu ama o kadar uzun cevap vermiyor. Ben de inanamadım, biliyor musunuz? Bayağı uzun oldu yani. Buyurun. Şimdi sırayla gidelim. Bir meclisin açılışı rahattı. Törenler ve konuşmalara baktığımızda da rahattı. Fakat çok enteresan, böyle küçük, aslında küçük olması gereken bir takım sıkıntılar büyük sorunlara sebebiyet verebiliyordu da gördük. O gün yine NTV yayını vardı, benim de katıldığım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel Grup Başkan Vekili yanımızdaydı. Akşamki resepsiyona Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılıp katılmayacağına dair bir soru üzerine, ya biraz gelişmelere bakacağız. Hani kim ne diyor, işte nasıl bir konuşma yapacak Cumhurbaşkanı, yani açılımını ben yapıyorum. Cumhurbaşkanı nasıl bir konuşma yapacak, işte mecliste nasıl bir tavır olacak. Belki orada bir sataşma yahut birisi parlamento içerisinde konuşmalardan herhangi birine meclis başkanı nasıl müdahale edecek, ne diyecek, bizi kıran, inciten bir şey olacak mı, olmayacak mı, meclis başkanı konuşmasında Atatürk diyecek mi, demeyecek mi filan. Bu tür konularda eğer bizim hassasiyetlerimize dokunan bir şeyler olursa, hani bir daha düşünürüz, ona bir bakarız dedi ve buna bir cevap vermek istemedi doğal olarak. Yani bunu süreç gösterecek anlamında akşama kadar olan ki. Şimdi yani böyle bir konuda bile bu tür beklentiler içerisinde, beklenti endişeler içerisinde olunması, bunu bir kabahat, bir suçlama olarak asla söylemiyorum. Bir tespit olarak söylüyorum. Son derece huzursuz edici bir şey. Allah'tan o gün ne Cumhurbaşkanı'nın işte dokunan, rahatsız eden bir açıklaması oldu, ne başka bir şey oldu. Ve akşam da Kemal Bey resepsiyona katıldı. Gün içerisindeki toplantıda bir rahatsızlık oldu ama onu da Kılıçdaroğlu gayet olgunlukla karşıladı. Bir iletişim kazası olmasını olgunlukla karşıladı. Bir eksiklik olmasını olgunlukla karşıladı. Bugün de Meclis Başkanı bir açıklama yaptı ve orada Cumhurbaşkanı ile sizin az önce bahsettiğiniz Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmemesinin bir eksiklikten, aksaklıktan, kendilerine dair bir aksaklıktan meydana geldiğini söyledi. Dolayısıyla o da belki bir tür özür beyanı olarak kabul etmek gerekir. Kemal Bey de dediğim gibi olgunlukla karşıladı, açıklamayı da olgunlukla karşıladığı için bunu bir kriz vesilesi yapmadı. Dolayısıyla bütün ne olur ne olmaz tedirgin bekleyişine rağmen, işte o fotoğrafta Kemal Bey'in davet edilmemiş olmasına rağmen bir sorun yaşanmadı dün Ankara'da. Her şeye rağmen iyi. İkincisi, bir olumlu beklentim daha var. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında, konuşmasında önümüzdeki dönem parlamentoda uyum yasaları var. Ve bizim bildiğimiz, Cumhurbaşkanı'ndan değinmedi ama biraz aslında cümleyi geniş tutarak, belki bence onu da ima ederek geniş tuttu. Seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklikler olacak. Bunun için de parlamentonun çalışması lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı iki atıfta bulundu. Bir tanesi Irak-Suriye tezkeresinin üç partinin oydaşmasıyla çıktığını söyledi.
Ki burada iki partinin ona destek verdiği zaten vereceği. Zaten malum hani birlikte anayasa değişikliği yapıldı filan. Cumhuriyet Halk Partisi öncesine destek vermişti ama vermeyebilirdi de. Bazı konulardaki çekincesini sürekli söylüyor. Zaman zaman da hani bu zaten çıkacak, biz burada muhalefette kalalım da dediği oluyor bazı yasalarla ilgili, biliyorum bunu. O da destek verdi. Ben o yüzden oradaki üç partinin oydaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken Cumhuriyet Halk Partisi'ni ima ettiğini, kastettiğini düşünüyorum. Ve peşinden de bu yeni dönemi bir reform dönemi haline getirelim dedi. Yani sadece bir takım kelimeleri birleştirerek, işte başbakan artık olmayacak, yerine cumhurbaşkanı yazarak bu düzeltmeleri yapıp geçmeyelim. Bunu bir reform fırsatı olarak kullanalım ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini vesilesiyle bir yeni mekanizma, devlet mekanizması kurumlarıyla, kurallarıyla yaratalım diyor. Bunu söyledikten sonra da bütün partileri ve bütün milletvekillerine çağrıda bulunuyorum diyerek bunun için gelin birlikte inşa edelim yeni dönemi diyor. Dolayısıyla bütün bunları birlikte okuduğumuz zaman yeni dönemde sadece Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti oydaşmasıyla değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de katılımıyla bu süreçlerin sürdürülmesini ve tamamlanmasını arzu ettiğini okuyoruz. Şimdi bu meclisin açılışında böyle söylendi ama gerçekte bu iş nasıl yürüyecek? Geçtiğimiz dönemden farkı, her ne kadar fiili olarak bir ağırlığı olsa da bugün artık Cumhuriyet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Yani bu söyledikleri aslında AK Parti'nin parlamento içerisindeki hareket tarzının da belirleyicisi olarak belirleyicisi olan bir ağızdan söyleniyor. O bakımdan ben bu konuda biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin katılımını önemseyen bir takım girişimler olacağı izlenimini ediniyorum. Umarım öyle olur. Elbette bunu hemen adım adım göreceğiz zaten. Çünkü çok fazla madde var parlamentonun Mart ayına kadarki özellikle gündeminde. Çünkü Mart'ta yerel seçim süreci başlıyor. Seçime bir yıl kala, seçimle ilişkin maddeler değiştirildiğinde, yasal düzenlemeler değiştirildiğinde bir sonraki seçimde uygulanmıyor. Dolayısıyla 2019 Mart yerel seçiminde uygulanacak bütün değişikliklerin Mart'ın sonundan önce meclisten geçmesi gerekiyor. Peki. O bakımdan bu süreçler belirleyici olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de muhalefet tarzı burada belirli olacak. O ne kadar yaklaşacak diye. Orada Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi daha var. İzninizle onu da ekleyeyim. O da şu: parlamentoyla Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler artık uyumlu götürülmek zorunda. Çünkü her ikisi aynı anda seçilecek. Dolayısıyla kim uyumsuzluk görüntüsü verirse, uyumsuzluktan kastım birinin diğerine uyma zorunluluğu anlamında değil. Ortak akla aslında öyle anlamak lazım. Kim daha fazla yakın durur, kim ortak akla aykırı hareket eder ise seçimde o kaybedecek. Dolayısıyla ben AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oydaşmaya katılımını gözeteceğini ve ondan sonraki süreçte de belirleyici olanın bu olduğunu, bunun da önümüzdeki dönem için umut verici bir işaret olduğunu söylüyorum. Umarım bu işaretin karşılığını ilk uzlaşma görüşmeleri diyebileceğimiz görüşmelerde alırız. Mehmet Tezkan'ın da ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonunda verilen mesajları ve fotoğrafı değerlendirmesini istiyorum. Mecliste davet krizi ifadesini kullanıyoruz altyazıda ama Mustafa Kartoğlu bahsetti, yani bir krize dönülmedi, bir krizin eşiğinden dönüldü. Katılıyor musunuz? Oradaki tavrı karşılıklı nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi şimdi özür dilendiğine göre ve özür dilenen kişi de bunu kabul ettiğine göre ortada bir kriz yok demektir. Hı. Ama bu şimdi bize bir şey gösteriyor. Bu şimdi bizim şu anda yaşadığımız, 2019 şu anda yaşadığımız sistem, ne diyeyim, acube bir sistem. Yani sistem bile değil. Yani şimdi Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Şimdi açılış konuşmasını bir partinin genel başkanı yapıyor. Değil mi? Baktığımız zaman. Oradaki toplantı bir partinin genel başkanı, bir partinin genel başkanıyla bir odada bir meclis başkanıyla konuşuyor. Öyle bakarsanız normal. Ama Cumhurbaşkanı olduğu zaman bütün partilerin üstünde olması lazım. Ki öyle. Devleti temsil ediyor, devletin başı. Ama
bir partinin genel başkanı olarak baktığınız zaman durum farklı. Şimdi neyin nereye oturtacağımız, neyin nasıl değerlendireceğimiz tam bir şey bir durum, acayip bir durum. Yani şimdi AK Parti genel başkanı olarak meclis başkanının odasına gidip falan işte genelkurmay başkanı ama cumhurbaşkanı sıfatıyla gidiyor. O zaman öbür muhalefet partisini çağırması lazım. Ha, unutulmuş mu? Sonradan bu farkına varılmış. Veya o fotoğraf çıktıktan sonra burada hata mı yapıldı? Biz bunu özür dileyelim, krize dönüşmesin demiş. Orasını bilemiyorum ama biraz bu işlerde bir aceleci davranıldı bence anayasa değişikliğinde. Yani hızla Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı olsunun bir takım sıkıntıları var. Çünkü şimdi sistem biz dedikleri anayasanın öngördüğü yani sisteme geçmedik. 2019'da geçeceğiz. Bir kısmı geçti. Şimdi biz parlamenter sistemle yönetiyoruz. Parlamenter sistemle bunu uyuşturamıyoruz. Yani kimin nasıl ne davranacağını kimse bilemiyor. Bunu muhalefet partisileri de bilemiyor. Cumhurbaşkanı da bilemiyor. Başbakan da bilemiyor. Şimdi başbakan aynı zamanda parti genel başkanı değil mesela. Muhatabı o zaman öbür partinin genel başkanı değil. Cumhurbaşkanı mı muhatap? Yani o kadar karışık bir durum var ki. Yani işin içinden çıkılamaz bir durum var. Protokolda da o yüzden bu tür yanlışlıklar, hatalar oluyor. Meclis başkanının burada hamle yapıp özür dilemesi havayı yumuşattı. Eğer böyle bir hamle yapmasaydı, hani gidip iki kere galiba özür dilemiş, bir de resepsiyonda karşılayıp veya bir şey oldu demesi biraz ortama hakikaten bir siyasi sorun, kriz yaratmadı. Evet, bence o konuşmalarda da böyle bir hani bir partiye yüklenecek, bir partiye yok sayacak bir hani kriz çıkaracak bir veya kriz çıkmaz da bir grubun çok böyle tepki göstereceği bir konuşmalar olmadı meclis açısında. Hani gayet işte herkes fikrini söylüyor, makul. Bazı konularda ortak bir şeyler yapalım dendi. Reform meselesine gelince reform neyse onu bilemiyorum. Ama reformdan kastedilen neyse bunu açık net bir şekilde iktidar partisinin demesi lazım ki ya ben reform olarak Türkiye'nin madem bu fırsat, madem uyum yasaları çıkartılıyor diyor Cumhurbaşkanı. Bunu bir reforma dönüştürelim. Olabilir. Neyse onu koyması lazım bugünden. Koysun ki bir tartışalım. Bakın bu iş şeye benzemesin. Üç gün eğitim meselesine benzemesin. Yani eğitimde hop teok meok kalkacak dedi. Kalktı. Daha kimse yerine ne olduğunu söyleyemiyor. Ya şey okudum Kültür Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi dekanı bir demeç var. Diyor ki ya önce biz uçaktan atlıyoruz, sonra paraşüt arıyoruz diyor. Şimdi eğitimde o haldeyiz. TEOK'u kaldırdık, kalktı. Şimdi düşüyoruz aşağı doğru. Ne olacak bu öğrenciler? 9. sınıf, 8. sınıf çocuklar. Yani ne olacaklarını kimse bilmiyor. Öyle mi olacak? Yine işte sizin NTV'ye çıktı Milli Eğitim Bakanı. 3 seçenek var önümüzde diyor. Yani daha hala bir şey değil. Böyle de olacak ama şöyle de olur. Her okul kendi yapar. Her okul kendi yaparsa sakıncası şudur. Acaba birlikte mi yapsak? Test olmasın. Sorular ucu açık olsun. Ucu açık olursa değerlendirmeler. Yani bir yığın tartışılan nokta. Şimdi mesele şu. Türkiye'de. Ya önce bir şeyleri biz tartışmalıyız, konuşmalıyız. Sonra onların hani herkes fikrini söylemeli, sakıncası şudur demeli. Bir değerlendirme yapılıp ortaya bir paket çıkmalı. Şimdi eğitimde böyle bir şey, üniversite sınavı o da ne olacağı belli değil. Niye yaptık? Bak mesela bu sistem gelirken çok başarılı dedik. Birinci sınavda eleme yapılıyor, belli bir barajı aşıyorsun. Ondan sonra herkes işte fen isteyen fen sınavlarına giriyor. Ben istemiyorum deyince fizik falan şeye girmiyorsun, kimya. Sen sosyal bilimlere giriyorsun. Herkes ben veya sırf yabancı dil istiyorum diyorsun. Ben diğerleri. Herkes böyle giriyordu ve bunun çok iyi bir sistem olduğunu eski sisteme göre bir kere de giriyorsun. Her şey iç içe 3 saat çocuklar bunalıyor deyip bunu çıkardılar. Şimdi bunun ne kadar yanlış olduğu bize anlatılıyor değil mi? Peki yerine ne getiriyorsun? Yenine getirdikleri şu, bir haftada bu iş bitecek diyorlar. Cumartesi sabah başlayacak, pazartesi günü öğlen bitecek. Nasıl olacak? Dur bakalım. Şimdi bu haldeyse Türkiye'ye reform yapacak değil mi?
O zaman reformdan kasıt, ben onu görmek istiyorum. Türkiye ne konuda reform yapacak? Seçim sistemi ne istiyor? Değil mi? Bu iktidar bir şey istiyor. O konuda bir değişiklik bekliyor musunuz seçim ve siyasi partiler? Getirmesi lazım, ben beklemiyorum. Ben beklemiyorum. Yani uzlaşma bekliyor musunuz kasıtlı orada? Hayır, şu andaki bütün kilit parti MHP. Çünkü niye MHP? Şimdi İktidar Partisi MHP ile kol kola girdi ve yoluna devam ediyor. Bu sadece biz bunu anayasa değişiklikle bir işbirliği değil. Ben iddia ediyorum bu büyük bir koalisyon. Zaten Başbakan da söyledi, sağ birliktelikleri. Seçmeni konsolide edeceğiz de bir arada. Bu devlet yönetiminde bir koalisyon. Yani hep onu söylüyorum, Fethullah Gülen'in boşalttığı o kadrolar yerine ülkücü kadrolar yerleştiriliyor. Daha çünkü yetişmiş kadrolar var ellerinde. Onlar tekrar bir kenara itilmişti Fethullahçılar tarafından. Onlar da tekrar şey veriyor. Bu MHP ile AK Parti devlet yönetiminin her kademesinde yaptıkları bir koalisyon. Bu nedenle İktidar Partisi MHP'yi kıramaz seçim konusunda. Ama şimdi, bazı konularda fikir ayrılıkları yaşanıyor fark ve muhalefetini Olaf Eller, getiriyor. Ne mesela? Yani hiçbir şekilde... En son Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu ile ilgili bile mesela farklı tonlarda açıklamalar gördük. Farklı savaş nedeni dendi. Savaş, bir tek başbakan ya savaş olmaz dendi. Bir gece ansızın da girebiliriz dedi Cumhurbaşkanı. Yani savaşmayacağız demedi ki Cumhurbaşkanı. En son Erzurum'da bütün oradaki herkes bağırdı bir gece ansızın girebiliriz diye. Yani şimdi bu MHP'nin söyleminden farklı bir söylem değil ki. Gerekirse gireriz. Söylemi hala devletin en üst kademesinde sürüyor. Kırması şu, kıramaması şu. Eğer hangi seçim sistemi MHP'nin işine geliyorsa, bu bir hesap kitap meselesi. Dar bölge gelebilir, seçim barajı %10 kalması gelebilir, %8 gelebilir. Gelemez. Bu ona göre bir seçim şeyde. Ama siyasi partiler kanunu falan değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu sistem partilerin işine geliyor. Çünkü liderler oturduğu istedikleri gibi listelere ayırıyorlar. Seçim kanunu da işlerine geliyor parti liderlerin. İstedikleri gibi listeler oluşuyor. İstedikleri gibi partiyi yönetiyorlar. İstedikleri gibi il, ilçe teşkilatlarını organize ediyorlar. Yani bu sadece İktidar Partisi'nin sorunu değil. Bütün partiler meselesi olduğu için herkesin işine geldiği için bunların değişmesi Türkiye'de biraz zor. Peki. Zor. Faruk Bey, sizin beklentiniz ne yönde? Seçim ve siyasi partiler yasasında bir uzlaşı yaşanıp değişikliğe gidilebilir mi? Bir de Mustafa Kartal önümüzdeki dönemle ilgili yani parlamento ve cumhurbaşkanlığı arasında daha fazla uyum olması gerektiğinden söz etti. Uzlaşma dilinin hakim olacağından dem vurdu. Bu aslında 16 Nisan referandumunun hemen akabinde konuştuğumuz mevzulardan biriydi ama yani siyaset de pek buna müsaade edecek bir iklime sahip değil maalesef Türkiye'de. Siz olası buluyor musunuz böyle bir yumuşamayı, uzlaşmayı? Yani hepsini birlikte sorduk. Bir kere millet... Bugün sorularda beni tutamıyorsunuz. Millet tabii ki bundan bunu büyük bir umutla beklediğini söyleyebilirim. Çünkü artık millet bıktı. Gerilimden de bıktı. Huzursuzluktan bıktı. Anlaşmazlıktan bıktı. Tekrar safların sıklaşması gerektiğini düşünmekten bıktı. Korkuyor. Yani ya millet artık kendi hayatına bakmak istiyor. Tamam, geride kalsın ama bundan sonraki daha reel, değerler üzerine yoğunlaşmak istiyor. Ve hayatını daha normalleştirerek sürdürmek istiyor. Ve bu da en tabii hakkı her bireyin, her vatandaşın. Şimdi benim tabii burada yani bunun mümkün olmasına ilişkin ifadem subjektiftir. Yani neden? Çünkü çarşambayı demeniniz görerek o. Ancak perşembeyi yorumlamamız mümkündür. Dolayısıyla da çarşambayı biliyoruz. Perşembe çok kötü geçecektir. Yani bu 2019 çünkü yeni dinamiklerin, belki yeni aktörlerin ortaya çıkmasını, belki siyaset masasının o oyunda olanların yer değiştireceği, 2019'da kimlerin sahneye çıkıp çıkmayacağı, ne olacağı, parti içerisindeki dengelerin ne olacağını hem iktidar partisi içerisinde. İşte görüyorsunuz bugün Düzce Belediye Başkanı görevden alındı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Bu istifaların devam etmesi hususunda bir kamuoyu var, bir beklenti var ama tam karşısında bir tepkiye yol açabilecek kamuoyu da oluşabilir.
iktidar partisi açısından böyle bir, yani kazanımların kaybedilmemesi üzerine kurgulanacak bir süreç söz konusu. Kendisi de zaten bizzat çıtayı en çok oyu alan kazanır şeklindeki bir sistemden 50 artı 1 diyerek bir çıta belirleyerek koymuş oldu. Bu belki kendi açısından çok olumlu bir şey değildi ama bugün zorunlu olduğu bir şey. Dolayısıyla sisteme artık geçti. Peki nasıl geçti? MHP'nin hatırlayın neredeyse hiçbir şey yokken 2016'da patlamalar, DAEŞ, IŞİD, PKK yani terör ve güvenlik meselelerinin baş gösterdiği en üst seviyelerde tartışıldığı ve 15 Temmuz'la beraber artık bunun yani daha üstünün olamayacağı düşünüldüğü bir dönemden sonra o birliktelikle beraber gitti ve ön alma yaparak dedi ki şu başkanlıkla ilgili meseleyi bir tekrar tartışalım diyerek kamuoyunun gündemine taşıdı. Şimdi MHP ne yaptı peki? Önce bir kere kendini korudu. Sayın Devlet Bahçeli pozisyonunu korumuş oldu. Neden? Çünkü bu arada kendi adına yıpranan parti içerisindeki o tartışmalar dolayısıyla farklı bir sahneye, farklı bir alana taşımış oldu ve bu tartışmaları geride bıraktı. Peki başka ne yaptı? Başka geçebileceğini öngördüğü, yani öyle ya da böyle bu sistem geçecektir diyerek öngördüğü başlığı kendisi getirerek bir ön alma yapmış oldu ki aslında oyun kurucu pozisyonuna geçmiş oldu. Yani en azından bu geçecek olan yeni dönem ya da beklenti ya da iktidar partisindeki o kararlılığın bir şekilde tekrar gündeme geleceğini öncesinde fark ederek, öncesinde tespit ederek kendisi pozisyonunu aldı ve kamuoyunun oluşmasını sağladı. O günden beridir ki yani belki daha bile geriye gidebiliriz. 7 Haziran gecesi itibarıyla başlanan ve daha sonra hiç gündemden düşmeyen bir alanı işgal ediyor Milliyetçi Hareket Partisi. Belki oy potansiyeli açısından değerlendirildiğinde yani ana muhalefetle kıyaslanamayacak düzeyde şu anda oyları ama gündem oluşturma, karar verici mekanizmanın içerisinde bulunma pozisyonu açısından değerlendirildiğinde bir başarının olduğu ortaya çıkıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi müdahil olsaydı bu sistemden önce yapılacak değişikliklere dair kendi öngörülerini, kendi paylaşımlarını ya da tavsiye niteliğinde maddelere dair pozisyonunu alabilseydi ne olacaktı? Hayır sen git kardeşim seninle anlaşmıyoruz denemeyecekti. Dolayısıyla en azından seçim kanunu, siyasi partiler kanununu ve belki değişebilecek diğer başka başlıca gündeme alınacak başlıklar üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyon alması tıpkı MHP'nin aldığı gibi ön alması burada bir anlam ifade edecektir. O uzlaşıyı yakalaması Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmek değil. Sonuçta referandumu öyle ya da böyle kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de başını çektiği hayır cephesi oldu. Yani evet belki başa baştı. Bu AK Parti için de bir kayıptır. %51 ile geçmek çok büyük bir anlam ifade etmediği için. Bu tartışma da gündeme geldiği için. Ama sonuca bakıldığında 50.1'i alan AK Parti ve MHP'nin desteklediği evet cephesi oldu. Şimdi kaybeden diye değerlendirdiğimizde maçın sonucunda 3 golle mi yenildiniz yoksa 7 golle mi yenildiniz denmiyor. Puan 3 oluyor. Dolayısıyla AK Parti bunu aldığına göre bundan sonraki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi ile bu ittifakın, bu uzlaşmanın, bu konsensüs ortamını sağlamak üzere bulunduğu alanın, çünkü herhangi bir, sizin de söylediğiniz gibi, herhangi bir farklı çıkışı hemen yani nasıl diyelim buna, daha yumuşak şekilde karşılayan ama farklı alanlarda farklı görüşleri de savunabilen iki siyasi parti konumundalar. Yani hem ortaklar hem de iki farklı siyasi parti. Bazı konularda fikir ayrılıkları. Dolayısıyla fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır ama Cumhuriyet Halk Partisi de eğer seçim kanunu ile ilgili, eğer siyasi partiler kanunu ve diğer başlıklarla ilgili söz sahibi olabilmesi için bu uzlaşı alanında kendisini tutmasında fayda var diye düşünüyorum. Hem yapılabilecek anayasa değişiklikleri için hem de Türkiye'nin huzuru için AK Parti'nin de burada evet yani biz zaten ikimiz götürüyoruz sana ihtiyacımız yok
demeyeceğine eminim çünkü buna mecbur. Peki. Buna herkes mecbur. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Uzunsa reklamdan sonra söylemeye ne dersiniz? Kısaysa tamam. Hemen şimdi de söyleyebilirsiniz. Ben sözünüzü kesmek istemeyeceğim için reklamdan peki. Sonrasını tercih ederim. 16 Nisan referandumu öncesinde en çok konuşulan maddelerden bir tanesiydi. Seçim kanunu ve siyasi partiler yasasında değişiklik olacak mı? Mevcut hali korunacak mı? Çok konuşmuştuk programlarda. Faruk Acar CHP'nin hamlesinin anlamlı olacağını söylüyor. Mehmet Tezkan ve Mustafa Kartoğlu'nun da fikrini alacağım. Reklamdan sonra 4 dakikalık bir aramız var. Son reklam, o yüzden uzaktan kumandalar bir kenara. Doğrudan siyasette son dakikalar, o yüzden ben sözü hiç uzatmayacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik yapılabilir mi diye sormuştum. Faruk Acar'ın beklentisine, CHP hamle yaparsa anlamlı olur ifadesine Mehmet Tezkan ekleme yapmak ister. Buyurun. Yok, şunu anlamadım ben Faruk Bey'in, bir de Ankara'da Mustafa Bey sözü. Şimdi MHP neyin önünü aldı onu anlayamadım. Yani İktidar Partisi bu anayasa değişikliği yapıp bu kendi istediği düzeni kuracak bir oy çoğunluğuna sahip değildi. Hani öyle bir gücü olsa, hani gördü ya MHP, ben de atlayayım da buna ortak olayım, buradan bir fayda sağlayayım diyecek bir hali yok ki. Hayır deseydi, evet. MHP bunu hiç gündeme getirmeseydi böyle bir değişiklik gündeme gelecek miydi? İktidar Partisi getirmekten vazgeçmişti zaten. Çünkü sayısal çoğunluğu tutmuyordu. Referanduma dahi götüremiyordu. O zaman MHP niye ortaya atladı? Yani neyin önünü aldı? İktidar Partisi'ni kapıya açtı. Yani bu önü almak demek değil ki. İktidar Partisi yani düzenlemeye dair söz sahibi oldu. Yani. Neyin söz sahibi oldu? Neyin? Yani beraber oluşturduk. Ya, tabii mesela, arka kapıda neler yaşandığını bilmiyoruz ama. MHP'ye ne yararı oldu mesela siyasi olarak baktığımız öyle zaman? Öyle ki kaybeden tarafta olmadı. Tıpkı kazanan, 2010'da Hayır cephesinde olduğunda hayır, kaybetmişti. Hayır, şimdi bir siyasi daha parti, bir 7 Haziran'da Cumhuriyet 2014 Ekmelettin İhsanoğlu Çatı adayı, yani bunların demek, bu ortamda bir siyasi parti bir arada bulunmaktan bir şey kaybetti. Bir siyasi parti bir başka siyasi partinin istediğini hı-hı. yaptığı zaman nasıl ön almış olabilir? Nasıl bir pozisyon sağlamış olur? İktidar Partisi diyor ki böyle bir sisteme geçelim. Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı olsun. Muhalefetteki parti diyor ki olur diyor. Neyse ön alır. Ama bu arada belki de MHP %50 artı hayır, bir koyuyor. Kazanan cephede nasıl olur? Kazanan cephe İktidar Partisi. Çünkü istediğini yaptırdı. Yani şöyle. Bu bir. İkincisi. Bu tam olarak ben ama burada hemen bir cevap vermem gerekiyor. Siz verin, evet. Şunu ondan söylemek sonra devam istedim. Edin. Evet, sonuçta MHP burada tabii hangi maddeler üzerinde bir dayatmada bulundu ve kendi isteklerini oraya geçirebildi, bunu bilmiyoruz. Nedir mesela, ne olabilir? Bunu bilmiyoruz. Ama şöyle, maddeler ortada. Burada bir sürü AK Parti'nin mesela, de memnun olmadığı maddeler var. MHP'nin de içine sinmeyen maddeler İçine var. Sinmiyorsa neyi istedik? AK Parti'nin tam olarak evet ben bunu istiyordum bunun olmadığını hem seçmeni gösterdi %51 ile hem de AK Parti bunun arkasında duramadı şey tam diyor. Olarak. İktidar Partisi böyle bir talepte bulunmadığı halde muhalefet partisi diyor ki iktidar partisi gel böyle olsun diyor. Orada sen diyor. Orada ama de facto şunu bir yap diyor. Anayasal bir yani şimdi böyle bir talep var mıydı iktidar partisi bunu? Olmaz mı hep? Yani var ama Davutoğlu'nun gidişinin nedeni hayır, buydu. Hayır, getirecek yani. Gücü var mıydı? Fiili bir durum var. Ha, tamam ama seçime gidilebilirdi. Yeni bir kaos ortamı oluşabilirdi. Sonuçta bu söz bile bir muhalefet partisi. Muhalefet partisi diyor ki Cumhurbaşkanı'na biz anayasa uyduramadık, anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım diye muhalefet partisi. Bundan bir kazanç, yani böyle bir muhalefet partisi söylemi ben ilk defa duyuyorum. O başka şey. İkincisi Mustafa Bey dedi ki ya bundan sonra parlamento ile Cumhurbaşkanı daha uyum içerisinde. Şimdi nasıl yani olacak? Yani kim aklı selime daha yakın olursa o hayır. Kazanacak. Tabii, tabii. Şimdi zaten Cumhurbaşkanı çoğunluğu olan bir partinin değil mi? Mecliste gücü olan, yasa çıkarma gücü olan partinin genel başkanı. Bugüne kadar da zaten fiilen genel başkanıydı. Yani onursal başkanı. Bir dediğini iki etti mi kendi meclis grubu? Hayır. Bu meclis grubu istediğini gibi çıkarır. Yani öyle bir, bugüne kadar öyle bir sorun yoktu ki. Cumhurbaşkanı şu yasa çıksın dediği zaman çıkar, çıkmasın dediği zaman çıkmaz. Sorun bugün yasal o. Dün fiilen yani dün
karizmatik olarak, bir lider olarak gücü vardı. Bugün anayasal olarak var. Çünkü aynı zamanda partisinin genel başkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki, bakın konuşmasında Cumhurbaşkanı dedi yeni dönemde meclise dedi şey veremiyor dedi. Yasa teklifi veremiyor dedi. Doğru. Ama AK Parti genel başkanı olarak kendi partisini toplayıp şu yasa teklifini ver deme hakkına sahip mi? Sahip. Nasıl oldu yani? Bu parlamento ile Cumhurbaşkanlığının artık daha uyumlu olma zorunluluğuna dair. Daha uyumlu değil, hiç şey. Zaten uyumlu. İtirazına ne dersiniz Mustafa Kartoğlu? Son uyumlu iki dakika diyorum, bu uyumlu, arada. Uyumlu. Aha. Şu anda uyumsuz diye bir şey yok. Ama yani neticede bir itirazınız var onun söylediğine. Hayır, o daha yüzden. uyumlu olsun diyor da zaten daha ne kadar uyumlu olsun diyorum. Bundan daha fazla uyum olur mu? Olur mu Mustafa Bey, ne dersiniz son iki dakika? Şimdi zaten buradaki mesele şu. Bir şunun bir tespit edelim. Biz şimdiki aritmetiğe göre konuşuyoruz. 2009'daki seçimde oluşacak aritmetiği bilmiyoruz. İkincisi, evet şu anda uyumlu ama mesele şu. Şu anda daha önce de öyleydi. Yani bu Cumhurbaşkanlığı değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmeden önce, anayasa değişikliği yapılmadan önce ve %50 artı 1'e ihtiyaç duyulmadan önce de AK Parti bir şekilde, hani zayıflasa da zayıflayarak iktidarı en son belki projeksiyonlar, benzetmeleri o yöndeydi en azından. 3 seçim sonra, 3 dönem sonra hükümet ortaklığıyla devam edebilecek, bir koalisyon ortağı olarak da iktidar partisi olabilecek bir parti olacaktı. Ama artık bir seçimde bile olamayacağı bir ihtimali kendi önüne koydu. %37 ile 40'larla iktidar olunabilen bir Türkiye var netice itibariyle bugünkü sistemde de. Ama onu da değiştirdi. Şimdi de evet çok bir ciddi bir uyum var. İsterse bütün yasaları, uyum yasalarını kendisi çıkartabilir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ile o ortaklık mevzi, yani sadece referanduma dair bir ortaklık değildi. Bundan sonra da devam ediyor. O uzlaşma yahut. Daha sonra da devam etmesi öngörülüyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç duymadan orada istediği gibi, tırnak içinde söylüyorum, eğer kasıt oysa, istediğini yapabilirdi. İstediği yasaları çıkartabilirdi. Buna rağmen sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de katılımına dair mesajları var Cumhurbaşkanı'nın. Bunu pozitif algılıyor ve karşılığını görmeyi umut ettiğimi söylüyorum sadece. Öbür taraftan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ön almasına ilişkin olarak da şöyle düşünmek lazım. Belki var olan maddeler üzerindeki evet bazı etkili olduğu konular var ama bunlardan ziyade Devlet Bahçeli'nin genel eğilim ya da kanaati öyle, yorumlar böyle. Başkanlık sistemi geldiğinde bir başkanın seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisi bir iktidar adayı ya da ortağı olma iddiasıyla gireceği seçimlerden çok daha etkili olacağını düşünmesi yatıyor arkasında. Peki. Yani bir başkanı seçtirebilecek artı oyuyla. Bunu düşünmek lazım. Bir de bu seçim ve siyasi partiler yasasına ilişkin bir hatırlatma yapayım. Bu şu demek. Bu şu demek. Önümüzdeki dönemde hem yerel seçimde hem genel seçimlerde bazı partilerin milletvekili listelerinde yahut belediye başkan adaylarında bir başka partinin önereceği adayında yer alabilmesine dair değişiklikler de demek aynı zamanda. Sadece dar bölge, daraltılmış bölge yahut seçim aracına ilişkin düzenlemeleri değil. Bu tür ittifakları da düzenleyen bir takım düzenlemeler, yasal değişiklikler mümkün. Bu yasalardan bahsederken bunu da akılda tutmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu, Ankara stüdyodan katıldığınız yayına. Diğer Başkanı Faruk Acar, çok teşekkür ederim. Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, çok teşekkür ediyorum. Böylece yeni sezonun ilk Doğrudan Siyaset programının sonuna geldik. NTV'de sırada her zamanki gibi gece bülteni var. Ama bu kez ben sunuyorum. 10 dakika sonra görüşürüz.